Almanya'dayız. Endülüs'ün son kalesi Granada'da başlıyor. Şehir çok iç içe ve sıkışık. En geniş görebileceğiniz alan burası. Arkada Elhamra, hemen şu tarafınız Müslüman Mahallesi. Hemen burası katedrallerin olduğu bölge, sağı solu çarşılar, mağazalar. 250 bin yerleşik merkez nüfusu, dış ilçelerle beraber 500-550 bini bulabilir diyorlar. Efendim ne de çok siesta yapıyorlar, ne de çok dinleniyorlar diyenler varsa biraz soruşturdum, çok da öyle değilmiş. Daha rahat ve mutlu insanlar diye tanımlıyorlar Granada bölgesindeki insanları. Katalonya bölgesinde ise daha disiplinli, daha kuralcı, biraz daha asık suratlı diyorlar. Genel bir yaşayış hikayesi. Şehrin merkezi çok sıkışık. Belki de en genç binalar 200 yıllık. Çok ilginç. O yüzden sokağın tüm noktalarında tarihi derinliklerine kadar hissedebilirsiniz. Bu arada ben İspanya'da burayı, Granada'yı, Barcelona'yı, Cordoba'yı, Sevilla'yı ve Malaga'yı görme fırsatı buldum. Sanıyorum Granada birinci sıraya geliyor. Ruhu, dokusu, farklı kültür izleri ve butik sıcak yapısı bir numaraya çıkardı. Şimdi sorum İspanya'yı görmek isteyenlere. Hangi şehri görmek istiyorsun ve neden? Yorumlara detaylı yazarsan sevinirim. Şimdi sorumsa daha önce gelmiş olanlara. İspanya'ya geldin, hangi şehri gördün ve nesi senin aklını başından aldı? Lütfen yorumlara yazın. İspanya'ya dair hepimizin geniş kapsamlı fikri olsun. Önce yakışır ya. Thank you. Müslüman Mahallesi. Adı böyle. Ağzımın tadıyla şöyle güzel bir anons yapayım dedim. 1500'lü yıllardan sonra Hristiyanların fethetmesinde bir vadi vardı. Hiçbir mabede, hiçbir inanana, yaşayışına ve kültürüne dokunmayacaktı ama öyle olmadı. Burada yaşayan bir tane Müslüman, bir tane Yahudi kalmadı. Şimdilerde Müslüman Mahallesi olarak Tamam. Tabii ki hayattan soğumadım. Bu şarkıyı bilen var mı aranızda? Hadi gelin biraz daha ara sokaklarında dolanalım. Burası şehrin hemen merkezinde yer alan Granada Katedrali'nin hemen yanı. Sol duvar Granada Katedrali. Hemen sağ tarafları da çarşı pazar. Ve bu dar sokaklar yeni dar sokaklara açılıyor. Düşünsenize bu sokaklardan onlarcası var. Bırakın araç trafiğine kapalı olmayı, 3 insan yan yana geçemiyor. O kadar dar. Ama sağı solu hediyelik eşyalar, restoranlar, çarşı pazar. Arkadaki iki ablamız var ya. Geliyorlar, bir biberiye tutturuyorlar. Ne olduğunu anlamıyorsun. El falı bakıyorlar. Ama enteresan olan Japon turisti de tutuyor. İspanyolca anlatıyor. Anlamıyorum ben diyor. Bana ne bakıyorsun? Vallahi her yerde ticaret her türlü. Şepal'in önündeyiz. Kiliseyle yan yana. Aynı dönemde yapılmış 1500'lü yılların başında. Kraliyet Şepali efendim. Göz göre göre kamera düşüyor ya.
Granada'ya gelip de en önemli unsurunu es geçecek değiliz. İlk kısım aslında askeri amaçlı yapılan, tepenin üstüne yapılan bu kaleden sonra sultanların her dönemde biraz daha yeni inşalar yaptırmasıyla bir saraya dönüşüyor. Les racines gardent au ciel. C'est moi la loi de Dieu à travers de racines. Et ici, vous savez, les feuilles, à contre. Je suis outside danger. Bilet işi biraz sıkıntılı. Günlük bileti kapıdan alıyorsunuz. Bir gün sonranın biletini kapıdan almanız mümkün değil. Daha sonraya girecekseniz acenteden almanız gerekiyor. O zaman fiyatlar uçuyor. Sabah çok erken saatte gelirseniz günlük bilet bulabiliyorsunuz. Ama saatlerce sıra beklemeniz lazım. 8'de açılıyor. Saat 4:30-5'te buraya geliyor insanlar, saraya giriyor. Bu tarihe nam salmış Endülüs medeniyetinin fotoğrafı. Ne kadar anlatsak, ne kadar gezsek az. En başta sultanın da oturduğu kale. Sonrasında yapılan bir alan var, Nasri bölümü. Hani en çok merak edilen ve en çok gezilen alan. Hemen yukarı tarafında Generalife. Yazlık diye kullanılmış ama Cennetül Arif diyorlar. Dördüncü bölüm 1500'lü yıllardan sonra yapılmış. Hristiyanlar bize dair de motif içinde olsun diye ana görseli biraz değiştirmiş. Kalesi Granada'da Elhamra ile daha da anlamlı hale gelen bu geziden sonra bitiriyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, daha farklı içerikler görmek istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Param olsa da bel olsun. On binlerce kilometre yol kat ettik. Hala yeni yeni ülkeleri koşa koşa gezmeye devam ediyoruz. Bir bak ana kapıdan sonraki o İstiklal Caddesi. Sonra bu koridor. Şehrin merkezine doğru. Aman. Hastayız. Ve ekip olan... her çeşidi görmeye çalışıyoruz her restoranda. Neydi burası? Burası Ayutthaya'da. Bugün günlerden muhteşem bir eser. Kralın bulunduğu an. Wat Prasisangpe. Şehrin merkezine gidelim. Ne yaşıyoruz? Akşamı nasıl? Sabahı nasıl geçiyor? Tüm detaylarıyla bir vlog tadında. Hepsi YouTube kanalımızda.